Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Cenab-ı Rabbul Alemin'den arz ve niyazım, bizleri günahlarından arınmış, mallarının kirlerinden arınmış, hayata daha güzel tutunan, dünya ve ahiret saadetini elde etmek için koşan kullarından eylemesidir. Biliyorsunuz İslam, insanların yeryüzüne bir imtihan vesilesi olarak gönderildiğini beyan eder. Bu imtihan aleminde zaman zaman Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun işler yaparken, zaman zaman da onun hoşnutsuzluğuna sebep olacak, onun rızasına mugayir davranışlarımız ve sözlerimiz bizlerden zuhur edebilmektedir. O kerim olan Rabbimiz, afuv olan Allah'ımız, kullarına olan düşkünlüğünden dolayı onlara mühlet vermekte, süre tanımaktadır. İster ki kul yaptığı yanlıştan dönsün, kendini düzeltsin, Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun bir hareket tarzını benimsesin ve cennete gidecek bir yol tutsun kendisine. Bunun için insanlara dönüş imkanı vermiş, tövbe dediğimiz kapıyı açık bırakmıştır. Tövbe İslam'da bir kimsenin yaptığı yanlıştan vazgeçmesi, hatasını görmesi, tutmuş olduğu yanlış yoldan dönmesi anlamına gelir. Din dilinde tövbe dediğimiz zaman Allah-u Teala'nın hoşnut olmadığı söz ve davranışlardan vazgeçmek ve kendisine Allah'ın hoşnut olacağı bir yolu benimsemek demektir. Bu konuda ilk tövbe edenlerin Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz olduğunu söylemeye ihtiyaç bile duymuyorum. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah Azze ve Celle meleklere Adem'e secde etmelerini emretmiş. Bütün melekler bu emre uyarken, meleklerin içerisinde yaşama fırsatı verilen İblis aleyhillâne Allah'ın bu emrine itiraz etmiş, kibirlenerek secde etmekten vazgeçmişti. Allah Azze ve Celle İblise niçin secde etmediğini, Adem Aleyhisselam'a bu tazimde bulunmama sebebini sorduğu zaman İblis beni ateşten, onu topraktan yarattın diyerek kendi eseri olmayan, kendi ürünü olmayan, Allah-u Teala'nın kendisine bahşetmiş olduğu bir maddeye üstünlük atfederek kibirlenmiş ve bu kibrini ifade ederek kibirde ısrarını devam ettirmiştir. Allah-u Teala da onu ilâ yevmül kıyame kovmuş huzurundan, rahmetinden uzaklaştırmış. O da Allah'la ayaklaşmaya girmiş, iddialaşmaya girmiş. İnsanları Allah'ın yolundan saptırma konusunda Allah'tan mühlet istemiştir. Adem Aleyhisselam da yasak meyve yemekle Havva annemizle birlikte bir günah işlemişlerdi. Onlar da bu günahlarının gereği cennetten çıkarılmışlardı ama onlar yaptıkları hatayı gördüler ve Allah-u Teala'ya yönelip ondan bağışlanma dilediler. İstikamet üzere olmanın yolunu tercih ettiler. Bizler Adem'in nesli olarak değerli kardeşlerim, Adem'in yolu tercih etmek durumundayız. Adem Aleyhisselam'ın babamız, Adem Aleyhisselam'ın annemiz Havva validemizin yolunu seçmek durumundayız. Beşer hata edebilir, beşer yanlış yapabilir
Ama yaptığı yanlış ve hatada ısrar etmemelidir. Önemli olan budur. Tövbe, yapılan yanlıştan dönmek, istiğfar, bu yanlışımızdan dolayı Allah-u Teala'ya yakarıp ondan bağışlanma istemek ve onun bağışlanmasını dilemek ve ondan beklemektir. Cenab-ı Allah bütün günahları bağışlayabileceğini beyan eder. İnne yagfiru zunuba cemi'a buyurur Kur'an-ı Hakim'de. Allah Azze ve Celle, ey Muhammed, günah işleyerek kullukları konusunda, kendilerinin gidişatları konusunda yanlışa düşen, israfta bulunan kullarıma de ki, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz. İnne Allah ve yagfiru zunuba cemi'a, şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Allah'ın rahmeti gazabının üstündedir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla merhamet kaynağı, sevginin kaynağı, muhabbetin kaynağı olan Allah Azze ve Celle'den umut kesmemeliyiz. Cenab-ı Allah bir başka ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinde, müttakilerden, Allah'tan gereği gibi korkan, sakınan kullarından bahsederken onların bazı güzel huylarını tadat eder. Der ki onlar savaş zamanlarında, kıtlık yokluk zamanlarında ve varlık zamanlarında Allah'ın yolunda harcama yapan kimselerdir. Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutan ve insanları affeden kimselerdir. Allah iyilik yapanları sever. Takip eden ayet-i kerimede ise وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ اِلَى آخِرْ buyurarak der ki, o müttaki kullarım beşer olmaları hasebiyle bir günah işlerlerse, bir hata yaparlarsa, bir yanlış yaparlarsa hemen Allah'ı hatırlar ve Allah'tan günahlarını bağışlanması için, günahlarını bağışlaması için Allah'tan istiğfarda bulunurlar, tövbe ederler. Allah'tan başka günahları bağışlayacak var mı? Elbette ki yok. وَلَمْ يُسْرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ devamında bu ifadeyi kullanır Allah-u Teala. Allah'ın gerçek kulları, Allah'tan gereği gibi sakınan kulları kesinlikle günahta ısrar etmezler. Bilerek aynı günahı işlemezler der. Buradan şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Bir mümin bilerek ve isteyerek Allah'a isyan edemez. Ancak bir gaflet dediğimiz manevi bir perdelemeyle, imanıyla kendi arasına bir manevi bir perde inmesiyle kısmi akıl tutulması diyebileceğim bir durumla günah işleyebilir. Bu zaman hemen Allah'ı hatırlaması, yaptığı yanlışı görüp titremesi ve Allah-u Teala'dan bağışlamayı dilemesi gerekir. Ama bilerek ve isteyerek aynı günahı kesinlikle tekrar etmemeli, bu konuda ısrarcı olmamalıdır. Mümin Allah'ın kulu olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Bu yolda yürümek için elinden gelen gayreti göstermelidir. Tövbenin kabul edilmesinin şartları vardır şüphesiz. Samimiyetle yapılması gerekir. Allah'a iltica edilmesi gerekir. Bir daha işlenmemesi gerekir. Ama bütün bunların yanında tövbeden sonra salih amellerin insanın hayatını süslemesi, insanın hayatını şekillendirirken o salih amellerin insana yön vermesi lazım. Nitekim Furkan suresinde Yüce Allah en büyük üç günahtan bahseder. Allah'ın has kullarını anlatırken der ki, o Allah'ın has kulları Allah'a ortak koşmazlar, bilerek bir cana kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha dalmıştır ve onlar cehenneme gireceklerdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Ancak ebediyen kalmayacak olanları anlatırken bu üç büyük günahı işlese bile bir kimse illa men tâbe ve âmene ve amile amelen salihen
Ancak tövbe eden, vazgeçen, yaptığı yanlıştan dönen, imanını güçlendiren, iman ehli olan ve salih amellerle imanını süsleyen, imanının gerektirdiği davranışları sergileyen kimselere gelince Allah onların feyükeffirullahu seyyiati hasenat, seyyiatlarını, günahlarını hasenata tebdil eder. Sadece bağışlamak, örtmekle kalmaz, onların günahlarını sevaba değiştirir ifadesini kullanmaktadır. Kim Allah'a tövbe ederse Allah onun tövbelerini kabul eder, yeter ki samimiyetle dönsün. Nasuh tövbesi dediğimiz, kalpten isteyerek, hatasını, yanlışını hissederek, Yüce Allah'ın karşısında mahcubiyetini hissederek Allah'a yönelsin yeter ki. Bu yapılmadığı zaman işte problem burada başlar değerli kardeşlerim. Bizim pek çok kardeşimizden duyduğumuz bir ifade var. Hocam ben tövbe ediyorum ama arkasından yeniden yapıyorum. Değerli kardeşlerim, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şu meşhur sözü, tövbeni 1000 kere de bozsan yine gel, bu dergah-ı umutsuzluk kapısı değildir ifadesi bizi yanıltmasın. Cenab-ı Rabbul Alemin'in merhameti bütün günahları affetmeye şayestedir, buna şüphe yok. Ama Allahu Teala bizim her istediğimizi yapacak diye bir kural da yok. Ona samimiyetle yönelmediğimiz zaman samimiyetsiz davranışlarımızı kabul etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Nitekim Kur'an-ı Hakim'de Yüce Allah bizzat kendisi defaatle şu ifadeyi kullanır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dünya hayatının gidişatı sizi aldatmasın. Aldatma ustası şeytan aleyhillâne de sizi Allah'la aldatmasın. Allah nasıl olsa affeder diyerek sakın günah işlemeyin. Cenab-ı Allah kimi affeder, kimi affetmez o onun bileceği iş. Biz ona sınır koyamayız. O dilerse bütün günahları bağışlar. Hatta şirkin dışındaki bütün günahları bağışlayacağını beyan eder. Buradan anlıyoruz ki biz değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmetinin genişliği bizim için bir sığınak. Ama bu sığınağı kötüye kullanmamak lazım. Allah'a verdiğimiz sözleri yerine getirmek, onun yolunda yürümek, onun rızasına uygun davranışlar ortaya koymamız gerekmektedir. Şüphesiz Cenab-ı Allah bütün günahları bağışlayacağını beyan eder. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir takım ibadetleri anlattıktan sonra bunları kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek yaparsa Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar ifadesini kullanınca bir istisna getirir orada. Kul hakları hariç. Allah isterse kul hakkını da affeder. Buna engel yok. Ama Cenab-ı Allah'ın böyle bir istisna koydurması peygamberine, bunu ifade etmesinin sebebi bizim insan ilişkilerinde çok daha dikkatli olmamız, birbirimizle ilişkilerimizde hak ve hukuk kavramını ayakta tutmamız gerektiği içindir. Allah-u Teala bizlerin birbirini kırmamasını, incitmemesini, haklarını çiğnememesini isterken öbür taraftan helalleşmeyi tavsiye eder bize peygamberi vasıtasıyla. O büyük peygamber vefatından önce bütün sahabesiyle helalleşmişti. Bu çok önemlidir. Helalleşmek. Helalleşme konusunda da cimri davranmamamız lazım. Biri bize gelip hatasını, bize karşı yaptığı yanlışı anlattığında ona gönlümüzü açmak ve biraz önce okumuş olduğum ayeti kerimede mealen söylemiş olduğum bölümdeki ifadeyi de dikkat alarak onlar öfkelerini yutar ve insanları bağışlar
Allah'ın has kullarından bahsederken, Yüce Allah müttakilerden bahsederken bu ifadeyi kullanmıştı. Yani öfke yutup insanları affedebilmek, bize yaptığı hatayı söylediği zaman onun o pişmanlığını kabullenmek bize neler kazandırır? Şüphesiz bir insanı Allah için affedersek Allah da bizi affeder. Bunu unutmayalım. Her gün elimizi açıp Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diye Allah'a yalvarıyoruz. Onca hatalarımız var. Onun verdiği nimetlere şükürler edemiyoruz. Peki ona biz af isterken ondan, o bize derse ki sen benim bir kulumu affetmedin, nasıl benden af bekliyorsun ey kulum? Sen benim bir kulum, benim adımı kullanarak sana geldi, Allah için beni affet dedi. Sen onu affetmiyorsun da benden nasıl af bekliyorsun derse ne yapmamız lazım bu durumda? Bunları göz önüne alarak kardeşlerimizi bağışlamak, hatasını anlamışsa, yanlışından dönmüşse onlarla hukukumuzu mutlaka bir şekilde düzeltmek durumundayız. Elbette helallik isteyen kardeşlerim de şuna dikkat etmesi lazım. Eğer maddi bir tazminat gerekiyorsa bunu ödesinler. Karşı taraf kabul etmemesi durumu hariç şüphesiz affedebilir alacağını insanlar, ama maddi bir takım tazminatlar varsa bunların ödenmesi, ödenmeye çalışılması da gerekir diye düşünüyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri samimiyetle kulluğunu gözden geçirerek, yarın ölecekmiş gibi hayatını sürekli kontrol altında tutarak, Allah Azze ve Celle'nin rızasına mugayir yapmış olduğu davranışlar, söylemiş olduğu sözler varsa bunlardan vazgeçen, yaptığı yanlışlardan dönen, Allah'a istiğfar edip Allah'ın da tövbe ve istiğfarlarını kabul ettiği kullarından eylesin Yüce Allah. Şu Ramazan-ı Şerif'te bitirmeden önce şu güzel günlerimizin hürmetine bizleri bağışlasın. İçinde bulunduğumuz bu hoşnut olmadığımız durumdan camilerimizde, cemaatimizde birleşemiyoruz. Cumalarımızı cemaatimizde kılamıyoruz. Teravihlerimizi kılamıyoruz. Mukabelelerimizi okuyamıyoruz. İtikaflar yapamıyoruz camilerimizde. Şu koronavirüsünün ortaya koymuş olduğu kötü durumdan bir an önce kurtulup yeniden cemaatimizde buluşacağımız, camilerimizi şenlendireceğimiz zaman dilimini bizlere bahşeylesin. Bütün bu musibetlerden ibret alarak hayatımızı daha güzel şekilde Allah'ın rızasına uygun bir tarzda yaşamayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri bayrama eriştirsin. Bizlere çifte bayram yaptırsın. Hem günahlarımızı affederek, günahlarımızdan kurtulmuş olarak, hem de şu bulaşıcı hastalık belasından, illetinden kurtularak yeniden normal hayatımıza dönmeyi nasip eylesin inşallah.